Yeleğim.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar, yeleğimizin yapımına devam ediyorum. Bir önceki videomda yeleğimin arka bedenini örüp tamamlamıştım. Bugünkü videomda ise yeleğimin sol ön beden kısmını yapımına başlayacağım. Ön beden kısmında ben 5,5 modelimi yerleştireceğim. Bu sol ön beden için arkadaşlar modelimizin 5,5 bölümünü yerleştireceğim. Buna bir de artı ön beden lastiğimi 10 ilmek olacak şekilde ön lastik ilmeklerimi ilave ediyorum. Toplamda şişime 106 ilmek katarak yeleğimin ön beden kısmının yapımına başlıyorum. Şişime 106 ilmek attım ve modelimin kurulumunu gösteriyorum. Bu bölüm iliğin olmadığı, düğmenin denk geldiği bölüm oluyor. 5,5 modelimi yerleştireceğim dediğim gibi. İlk kenar ilmeğimi aldım. 2 tane haroşa ilmeğimi örüyorum ve modelime başlıyorum. Şişime bir arttırma yaptım. 2 düz, 2 ters. Tekrar 2 düz ve ortadaki 3 ilmeğimi birlikte toparlıyorum. Öncelikle ortadaki ilmeğimin yerini değiştiriyorum, başa alıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte toplayıp 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Sonrasında gene 2 düz, 2 ters, 2 düz, bir arttırma yapıyorum ve sıra başında yapmış olduğum işlemleri tekrar ediyorum. Modelin yapımı göstermiştim zaten daha önceden. 5,5 model yerleştiriyorum dediğim gibi. Şimdi modelimin 5 bölümünü yerleştirmiş oldum. Ön lastik bandına gelmeden önce modelimin yarısını yerleştiriyorum. 2 düz, 2 ters, tekrar 2 düz. Yarı model olduğu için bu ortada bu sefer 3 ilmeğimi birlikte kesmiyorum. 2 ilmeğimi yerlerini değiştirdikten sonra bu sefer sadece 2 ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüp 1 ilmek eksiltiyorum.
ve kenardaki 2, 4, 6, 8, 10, 10 ilmeğimi de haroşa örgü olarak öreceğim. Kenar lastik bandımı haroşa olarak öreceğim. 10 ilmek üzerine kuruyorum haroşa bandımı. Modelimi kurmuş oldum. Arka yüzü çevirdim. Modelime devam ediyorum arka yüzde. Altı, sekiz, on. Modelimi kurdum arkadaşlar. Bu şekilde modelimi örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi kenar lastik bandım haroşa olarak örülecek. 10 ilmek üzerine kurdum lastik bandımı. Modelimi devam ettiriyorum. Bu şekilde örgüye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve haroşa ilmeklerimizin kenar lastik bandımızın hemen kenarına da modelimizin yarısını uygulamış oldum. Burada dikkat edeceğiniz bir önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Haroşa lastik yaptığım için kenar kısmını biraz kasma yapabilir. Kenar lastik bandım haroşa örgü arkadaşlar. Bu modelin kenarında haroşa örgü biraz kasıyor. Kasmasın diye 5-6 santimde bir sadece bu sırayı bir kez daha gidip geliyorum. Onu da göstermek istiyorum sizlere. İlk 9 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve de 9 ilmeğimi ördüm. İpliğimi arkadan öne aldım. 10. ilmeğimi örmeden sağ şıma aktardım ve örgümü ters çeviriyorum. Yine ilk ilmeğimi örmüyorum. İpliğimi arkaya aldım. Yine 9 ilmeğimi örerek örgüme devam ettiriyorum. 5-6 santimde bir bunu yaparsanız arkadaşlar bu haroşa örgünüz kasmaz. Daha güzel duracaktır. Sadece bu ilmeklerimi ördüm ve tekrar geri döndüm. Şimdi bütün örerek örgüme devam edeceğim. Dokuz. Bakın 10. ilmeğim. Şöyle önünden bir ilmeğimi dolamıştım. O doladığım ipliği şöyle yukarı doğru kaydırıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Modelime devam ediyorum sonrasında gördüğüm gibi. Bakın sadece o sırayı gidip gelerek yaptığım yer kesinlikle arada herhangi bir boşluk oluşmadı. Gördüğünüz gibi bu şekilde 5-6 santimde bir, bakın burada ben bir uyguladım onu, 5-6 santimde bir bu işlemi uygularsanız kenardaki haroşamız kasmaz, aynı hizaya gelir modelimizle. Bundan sonra örgümüz başlangıç yerinden itibaren şöyle 15 santim olana kadar
Örgüme ben bu şekilde devam edeceğim. 15 santim olduktan sonra örgü boyum 15 santim olduktan sonra da cep kısmının yapımını göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar 15 santim olacak şekilde örgümü ördüm. Şimdi cep kapağımızın yapımına geçiyorum. Cep torbamızı yerleştireceğiz. Cep kapağımızı bakın yan kısmı 2 modelimi bırakıyorum. Önden de 1,5 modelimi ayırdıktan sonra bu 2 modelin olduğu yere haroşa yandaki haroşalar da dahil olmak üzere bu ara bölgeye cep kapağımızı yerleştireceğim. Cep kapağım için ilk baştaki 35 ilmeğimi modelime göre örüyorum. İlk 35 ilmeğimi ördüm. Bu iki modelin olduğu yere cep kapağı uygulaması yapacağım. Bu iki modelin olduğu yere haroşa örgü yaparak cep kapağımı oluşturacağım. Bu iki modelin olduğu yerdeki ilmek sayım ise 36 ilmek. 36 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Dört, 35 ve son ilmeğimi de şöyle örmeden saçımı aktardım. 36 ilmeğimi ördüm. Sıra başına kadar gitmiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Sadece cep kapağı kısmındaki 36 ilmeğimi 5 sıra haroş olacak şekilde örüyorum. Ve 36. ilmeğimi de örmeden şimdi aktardım. Bakın cep kapağı çalışmasını yapmış olduğum yerim. Cep kapağı çalışmasını yapmış olduğum yerim belli oldu. İki modeli uyguluyorum cep kapağımı. 36 ilmek üzerine 5 sıra olacak şekilde 36 ilmek üzerine 5 sıra olacak şekilde haroşa örgümü uyguluyorum. Sadece ortadaki 36 ilmeğimi cep kapağı için ördüm ve 36 ilmeğimi örerek kapatıyorum. İlmeklerimi ikişerli ikişerli alarak kapatıyorum. Bakın cep kapağımızın ilmeklerini de kapattım ve cep kapağı çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi örgüm burada beklerken ben cep torbamızın yapımına geçiyorum. Cep kapağımızı 36 ilmekten yapmıştım.
Cep torbamıza ise 2 ilmek daha ilave edeceğim. Yani şişime 38 ilmek atıyorum. Şişime 38 ilmek attım ve şimdi bu 38 ilmeğimi önden düz, arkadan ters olacak şekilde 11 santim olana kadar örgümü örüyorum. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar örgümü 11 santim olana kadar örmeye devam ediyorum. 38 ilmeğim, bakın şöyle 11 santim olana kadar ördüm. 11 santim oldu. Şimdi bu 11 santimin üzerine ben 2 santimlik bir bölümle de modelimi kuracağım. Yani cep kapağın alt kısmından da az bir kısmından da modelimin gözükmesini istiyorum. 2 santimlik bir kısmı aşağısına iniyorum. O sıradan itibaren, o sıraya denk gelen yerden itibaren modelimi kuruyorum. Modelime göre gördüğünüz gibi arkadaşlar bir 6 sıra modelime göre örgümü ördüm. Şimdi ilk başta bu yan kısmı örerek gelmiştim. Modelime göre ördüm. Cep kapağımı yerleştireceğim bu araya. Bakın şu kapağın olduğu kısma modelime, cebi, torbamı yerleştireceğim. Öncelikle ilk baştaki
O bir fazla yapmış olduğum örgün başında ve sonunda bir fazla atmış olduğum ilmeğimi, bir fazla yapmış olduğum ilmeğimi, ilk iki ilmeğimi örerek o ilmeğimi eksiltiyorum ve kaldığım yerden, modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın arttırmıştım, iki haroşa örgümü örüyorum. Şimdi bir dolama yapıyorum. Yani burada kaldığım yerden aynı hizaya getirtmiş olduğum modelimi ve devam ediyorum. Bu cep torbasını birleştirerek örgüme devam edeceğim. Yine bu sondaki o bir ilmeğimi de ikisini beraber alıp o bir ilmeğimi de eksiltmiş oldum. Yine ortadaki ilmek sayım 36 olmuş oldu. Yani kapaktaki ilmek sayıma tekrar ulaşmış oldum. Şimdi kaldığım yerden bu diğer bölümü de örerek bütün 3 parçamı birleştirmiş oluyorum. Ilmeklerimi yine tek şişe toplamış oldum. Devam ediyorum örgümü örmeye.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi parçaları birleştirdim. Cep torbamı ördüm. Bedeni birleştirdim. Cep torbamı ördüm. Kapak kısmı. Daha sonra ön bedeni tamamladıktan sonra şu yan kısımlardan iğne ve iplik ile beden kısmına cep torbamı birleştireceğim. Kapağımı da yan kısımlarını tutturacağım. Şimdi arkadaşlar bu sol ön bedenimi arka bedenimdeki kol evi yüksekliği ile aynı hizaya gelene kadar örgümü örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi aralarda bu 10 ilmeğimi 5-6 santimde bir ana parçaya geçmeden arada fazla haroşa sıraları oluşturarak bu düz örgünün toplanması engellenir. Bu şekilde ben örgüme kol evi yüksekliğine gelene kadar örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar yeleğimi kol oyuntusuna başlayacağım yere kadar ördüm, tamamladım. Şimdi cebimi dikeceğim. Öncelikle toplu iğnelerle şöyle bir yerlerini kaymasın diye sabitliyorum. Kapak kısmından tutturmaya başlıyorum. Burada kenarda kalan ipliğimi de kullanmak istiyorum. Çırpma dikişiyle iki parçamı birbirine tutturuyorum. Bakın bu yan kısmı çırpma dikişiyle tutturdum. Arkayı çeviriyorum örgümü. Ve yine çırpma dikişiyle bu cep torbamı bedeni tutturuyorum.
Evet arkadaşlar, çırpma dikişiyle cep torbamı bedene tutturdum. Şimdi tekrar iğnemi örgümün ön yüzüne çıkarıyorum. Ve bu sefer de diğer kenarı tutturacağım. Bugün bu üçüncü bölümde arkadaşlar yeleğimizin sol ön bedenine başladık. Cep torbamızı çalıştık. Kol evine kadar ki örgümüzü örüp tamamladık. Bir sonraki arkadaşlar bölümde ön bedeni, yaka ve kol evi oyuntusunun yapımını gösterip paylaşacağım. Arkadaşlar çekmiş olduğum videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.